Osmanlı tarihindeki ilk büyük yenilgi, Loşnik Muharebesi. Bosna'ya ve Sırbistan'a dayanan Osmanlı ilerleyişi, Balkanlarda Osmanlı'ya karşı bir cephe oluşmasına neden olmuştu. Bunun üzerine Boşnak ve Sırplar bir ittifak oluşturmuştu. Fakat bu ittifak, Çirmen ve Sırp sınırı muharebelerindeki kadar destek toplayamamıştı. Çirmen Muharebesi'nden sonra akıllanan Haçlılar bu muharebeye pek de destek olmamışlardı. Bu ittifak ilk başarısını Dubravniçe'de gösterdi. Bu muharebe Dubravniçe nehri yakınlarında 1380 veya 1381 yılında gerçekleşti. Muharebede kazanan taraf Sırplar olmuştu. Sırplara Lazar komuta ediyordu. Bu muharebe Sırp topraklarında geçen ilk Osmanlı-Sırp savaşı olmuştu. 1380 yazında Krep ve Vitomir Türkleri Dubravnika'da öldürdü. Bu ufak yenilgiden sonra 1. Murat Karamanoğullarını Konya'da yendi ve sonrasında Bosna topraklarına Şahin Paşa'yı Akın'a gönderdi. Osmanlı ordusu Topliça Nehri'nin yakınlarında Loşni'ye ulaştı. Burada karşısında düşman göremeyince ordu yağmaya başladı. 20 bin mevcutlu Osmanlı ordusunun 18 bini yağmadayken sadece 2 bin kişi Kula Şahin Paşa'nın yanındaydı. Bu bir tuzaktı. Sırp Boşnak ordusu o sırada bir tepenin arkasında Osmanlı askerlerini izlemekteydi. Osmanlı ordusunu dağınık halde gören Sırp Boşnak ordusu bu ana fırsat bildi ve 30 bin kişilik bir ordu ile bir anda Osmanlı ordusunun karşısına çıktı. Sırpların istediği oldu. Artık Sırp Zındığı ve Çirmen muharebelerindeki gibi hazırsız yakalanan onlar değil, Osmanlı ordusu olmuştu. Osmanlı ordusu köyde Sırplar tarafından sıkıştırıldı ve bazı kaçabilen askerler dışında hepsi orada can verdi. Kula Şahin Paşa ise kaçtı. Bu bozgunun ardından ise büyük bir Haçlı ordusu toplandı. Haçlılar artık Türkleri Rumeli'den atmak istiyorlardı. Bu Haçlı ittifakını takip eden 1. Murat ise yine büyük bir ordu topladı ve bu gelişmelerde Kosova Muharebesi'ne yol açacaktı.